Herkese Brezilya'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Videoya girmeden önce hemen şunu belirtmek istiyorum. Bu video bir önceki videonun devamı arkadaşlar. En son gece olmuştu. Çok yorgunduk. Videoyu orada kesmiştim. Uyuduk, sabah oldu. Neredeyiz? Bana bir şehir anlat baba ekibiyle beraber Salvador'a geldik. Ve o aylardır merak ettiğiniz Brezilyalı kız arkadaşım vardı ya, Mayara. Soruyordunuz, Mayara nerede? En son evleneceğiz diyordun. Evlendin mi, evlenmedin mi, ayrıldınız mı, ne oldu, hiçbir açıklamada yapmadın demiştiniz. 6 aydır da harbiden hiçbir video falan paylaşmamıştım Mayara ile beraber. Ve şunun bilgisini vereyim, şu an bir hosteldeyim. Bana bir şey anlat baba ekibiyle beraber ve bu hostel benim Brezilyalı kız arkadaşımın kendi hosteli, kendi hostelini işletiyor. Dün gece Mayara'nın hosteline giriş yaptık arkadaşlar. Aylar sonra tekrar Mayara ile buluştuk ve şimdi bu hosteldeyiz. Size artık tüm detayları, her şeyi, ne oldu ne bitti anlatacağım. Bir önceki videoda buraya geliş hikayemiz ve ilk buluşmamız vardı. Burada da sabah oldu. Neler olacak? Her şeyi size göstereceğim. Şimdi arka tarafta kahvaltı hazırladılar. Mayara sağ olsun hepimize kahvaltı hazırladı. Size bir ortamı göstereyim, sonra gelişmeleri aktaracağım. Burası kaldığımız hostelin balkon manzarası. Öncelikle şu manzarayı size bir göstermek istiyorum. İşte Salvador böyle bir yer. Ben buranın videolarını daha önce çekmiştim. Kanalımda mevcut. 6 ay önce geldiğimde. Şimdi tekrar gösteriyorum. Hani merak ediyorsanız detaylı olarak Salvador videolarıma bakabilirsiniz. Böyle bir manzara. Buradaki eğlence hiç bitmiyor. En merkezi yer. Şu taraflarda hep eğlence, müzik hiç kesilmiyor. Bakın şuralarda hep müzik, eğlence var. Şimdi gidelim bir kahvaltı yapalım. Burası hostelin ortak oturma alanı. Öyle bir yer. Ve Alberto. Alberto benim işte kız arkadaşım Mayara'nın abisi. Mi Hermano, Hermano. Şimdi gidelim ve kahvaltı yapacağız. Geç, buyurunuz, buyurunuz. Size şimdi ortamı göstereyim. Bana bir şey anlat baba ekibi, Mayara, Alberto. İşte hostelde böyle bir yer. Şimdi bir baskın yapalım oraya. Güzel bir kahvaltı sofrası hazırladılar. Gerçek her zamanki gibi yine bilgisayar başında. Montaj yapıyor. Adam yine çalışıyor. Herkes kahvaltıda, gerçek iş sırasında. Kız sana örümcek adam demiş, şu an onu izliyorum. Yalnız direkt ekranda kendimi görmem bu şekilde. Tabii ki de röportaj videosu bu. Yanlış anlaşılma olmasın. Röportaj yapıyorduk orada. Ve işte bizim ortam bu şekilde. Mayara, Alisa, Alberto, Mustafa abi, Isabella. Ortamımız bu şekilde. Burada kahvaltı yapacağız. Çok güzel. Yalnız Mayara ile Alisa çok güzel anlaştılar. Kısaca hemen muhabbetlere girmeden şunu da söyleyeyim. Herkes burada, yani Mayara abisi ve şurada da kadın gönüllü olarak çalışıyor bu hostelde. Herkes bembeyaz giyinmiş. Neden bembeyaz giyinmişler onu bir anlatayım. Mayara ve hani ailesinin inandığı din, hani Hristiyanlık değil, inandıkları dinde öyle bir olay varmış. Yılda her yıl düzenli olarak 3 gün tamamen bembeyaz giyinip kapanıyorlarmış. Başlarını, üstlerini, her yerini bembeyaz bir şekilde kapatıyorlarmış. Farklı bir dini inançları var. Onu şimdi anlatmayayım, yeri değil. Onu ben daha sonra başka bir videoda belki daha detaylı anlatırım. Hani o şekilde. Bugün son günleriymiş. Bugün de böyle full kapalı kalacaklar bu şekilde. Ondan sonra açılacaklarmış. Öyle bir dini inançları var. Evet, işte kahvaltı ortamımız. Alisa ile Mayara çok iyi anlaşıyor ya. Mustafa abi, nasıl, beğendin mi burayı? Ya çok güzel, çok. Yani şöyle, ben zaten bu Afrika dini, Afrika kendi dinini duymuştum ama ilk defa böyle yaşıyorsun, görüyorsun. Bu dini yaşayanlar, onlardan bilgi almak yani çok tam zamanında gelmiş. Çok daha güzel. Tam zamanında. İşte onlar o din mensupları. Aynı zamanda Hristiyanlar da ama Afrika dininde kandomle denen Afrika dininde uyguluyorlar. Şimdi zaten Alisa da bu din hakkında bilgi soruyor. Mayer ona bilgi veriyor. Hatta bu dinin tanrılarından biri de Iyamanja. Şöyle, dinin tanrıları diye. Mayara, Zübem. Dudu. Kamerayı görünce Mayara her zaman utanıyor. Oh, acıkmış, bir kahvaltı yapalım. Devam edeceğiz. Ben bilgi vermek istiyorum. Ver ya. Bakalım bilgi. Mayara'nın kafasının içindeki annesi, ruh annesi. Spirit annesi. Buna özel bir video yapabiliriz. Direkt bu dini açıklayan. Çünkü tam yerindeyiz şu an. Ben içinde meyvesini içtiğim bardak bir kadın. Onun annesi. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltıdan kalktık. Bitirdik kahvaltıyı ve şimdi bütün o merak ettiğiniz, o bütün her şeyi açıklayacağım şimdi. Mayara bu arada yanımda. Kendisi. Oy. Tudubem. Tudu.
Tudu tudu, obrigado. Çok değişik oldu abi. 6 ay sonra ilk defa buluştuk. That's it. Abi şimdi size ne olduğunu anlatacağım. Çok gerçekten merak ettiğiniz için hani buna özel bir video yapacağım yani. Kısa bir özet geçeceğim hani nasıl biz tanıştık, sonra ne oldu, ne bitti, o videolar bir anda neden kesildi? Hepsini şöyle anlatayım. Şimdi en başta kısaca özet nasıl biz tanıştık. Yani şöyle söyleyeyim. 6 ay önce falan ben Rio de Janeiro'dan buraya Salvador'a geldim. O zaman tanımıyordum kendisini. Booking'den bir hostel baktım, hostel buldum. Buraya müşteri olarak geldim. Mayara da bu hostelin sahibi, kendisi işletiyor bu hosteli. Ben buraya müşteri olarak geldim. Bir gün sonrasında işte hoşlandık falan, sevgili olduk. Sonra o zamanlarda işte beraber videoları paylaştım. Mi Turko, anlamıyor hiçbir şey. No entendi. No entendi. No copiando Turko. No problema, después trudator. Okay. Sana çevireceğim diyorum. Ondan sonra abi işte biz onunla sevgili olduk. O eski videoları o zamanlar yaptık. Sonrasında ne oldu? Şimdi ben tabii ki dünya turu yapıyorum biliyorsunuz. Ben şimdi gezmek istiyorum. Bir anda burada sevgili olduk. Yüzük olayları falan bir ara şeyler oldu. Ama ben gezmek istiyorum dünya turu. O da bana katılmak istedi. Ben de sırt çantalı gezgin olayım dedi. Ama kendi işi var, hosteli var. O yüzden biz ona Fortaleza'ya tatile gitmiştik. Tatil yaptık beraber Fortaleza'da. Onun videosu falan da var kanalda. Fortaleza'dan sonra bana dedi ki gel dedi dünya turunu bırak, gezmeyi bırak. Gel dedi Salvador'a, benim hostele beraber çalışırız dedi. Benim hostelimde kal, beraber yaşayalım, çalış falan filan dedi. Ben de dedim ki olmaz. Ben dedim hani şimdi bir tercih yapmak zorundaydım. Hayallerim mi yani dünya turu mu yoksa bir kızla beraber olmak mı? Hani kısacası buydu. Bir tercih yapmak zorundaydım. Ben de tabii ki dünya turunu tercih ettim. Ben aşk istemiyorum, sevgili istemiyorum, evlilik istemiyorum dedim. Yani ayrılmadık hani bir hani şey olduk yani böyle arkadaşça bir şekilde hani böyle bir ayrılık. O buraya hosteline geri döndü. Ben de Amazon ormanlarına gittim direkt oradan. Sonra Amazon ormanları videoları başladı. Oradan Kolombiya'ya gittim, Peru'ya gittim, Bolivya'ya, Arjantin'e, Uruguay falan filan. Toplam 6 ayda ben böyle bir seyahat yaptım. İlk bir ayında falan biz böyle güzel sevgiliydik. İlk bir ay kadar. Hani mesajlaşıyorduk, ben Kolombiya'dayken falan mesajlaşıyorduk, görüntülü arama falan yapıyorduk. Tabii sonra mesafe olunca başka ülkeler falan filan. Uzak kaldık falan derken bir yandan da Mayara orada çok bu arada aşırı kıskanç birisi kendisi. Ona da söyleyeyim. I'm saying you are so jealous. Anlamadı, İngilizcesi yok da işte Portekizce falan bir şekilde anlaşıyoruz. Böyle çok kıskançlık yapıyordu. Ben mesela video çekiyorum, birileriyle tanışıyorum, bir kızlarla tanışıyorum. Tabii ki hani video çekmek için veya takıldığım ortamda falan. Mayara böyle çok kıskanmaya başlayınca ben de biraz böyle gerildim artık. Böyle hani çok beni sıkıyor şeyi falan gibi. En son böyle ayrıldım. Ayrıldım Mayara'dan, yalan yok. Ayrıldık ama videoları falan hiç silmedim. Ama biz arada mesajlaşmaya devam ettik. Böyle mesajlaştık, konuştuk falan filan. I'm saying after Fortaleza, I went to Amazonas, Colombia, and you turn back to Salvador. Then we messaged each other many months, but we left each other. Yeah, I'm explaining this. Abi ondan sonra bu arada biz şu an neyiz falan onu da anlatacağım. Ondan sonra işte biz mesaj açtık falan, çok fazla kıskançlık olayları falan olunca ben daha fazla kaldıramadım. Çünkü ben rahat bir insanım. Ülke ülke geziyorum, dolaşıyorum. Yeni insanlarla tanışmam çok normal. Hani tabii ki de kızlarla da tanışıyorum. Hani bunu fesatça algılamayın. Hani başka kızlarla yatıyorum, sevgili oluyorum falan gibi düşünmeyin. Hani gezginiz abi, hani kültür tanıyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Erkeklerle de tanışıyoruz, kızlarla da tanışıyoruz falan. Mayar bunları kıskandı falan. Ben en son artık daha fazla dayanamadım. Dedim hani ben dedim gezemiyorum, dolaşamıyorum sürekli seninle kavga etmekten, senin bana sürekli mesaj atıp böyle modumu düşürmenden falan diyerek ben ayrıldım. Öyle bir ayrılığımız oldu. O yüzden videolar atmadım. Hani çünkü beraber değildik, ayrıldık. Ayrılık videosu da hiçbir şekilde paylaşmadım. Ben normal gezi videolarıyla devam ettim. Tabii biz bu süre zarfında hep konuştuk. Görüntülü arama ara sıra yaptık. Bir ara koptuk, bir ay iki ay hiç konuşmadık. Bir ara o da eski sevgilisine dönmüş. Eski sevgilisine döndü. İşte onunla görüşmüş ama olmamış. Hani hoşlanamamışlar falan eski sevgilisiyle. Hani ben açık görüşlü bir insanım bu arada, hiçbir şekilde yani yanlış anlamam. Tabii ki de görüşebilir eski sevgilisiyle. Ya ayrılmışız yani sonuç olarak, sevgilim değil falan. Tabii anlamıyor, o da bakıyor böyle. Anlamıyor. No entendo. Look. Bula 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 bula. Turco bula bula. Aprendo turco. Aprendo turco. Aprende portugues. Okay okay. Okay. Después. Amanhã. Okay. Ben Portekizce, o da Türkçe öğrenecek. İşte biz hani ayrılık tarafında o eski sevgilisiyle konuşmuş, görüşmüş, olmamış. Tabii ben de işte dünya turu, ülke ülke gez falan filan. Zaten kanalımdaki videoları biliyorsunuz. Sonra ben yolluğum tekrar benim Brezilya'ya düştü. Tabii biz ara sıra konuşuyorduk. Tabii o tabii kimseyle sevgili hani olmadı. Ben de olmadım. Brezilya'ya döndüm. Mayara'yla buluşma planım pek yoktu. Mayara'ya haber verdim. Hani mesajlaşıyorduk ara sıra. Hani ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin? Hani sonuç olarak bir arkadaşlık. Hani sevgililikten öte bir arkadaşlık, bir dostluk da var arada yani. Sonuç olarak bir insanlık, yaşanmışlıklar, beraberlikler var.
Ondan sonra ben Brezilya'ya gelince işte ben Brezilya'ya geldim dedim. Aa hoş geldin dedi. Hani Salvador'a gelebilirim dedim. Çünkü ben hani bana bir şehir anlatma ve ekibiyle buluştum biliyorsunuz. Onların yanına gideceğim zaman Salvador'a 150-200 kilometre uzaklıktaydılar. Çok yakındılar. Ben de şöyle bir düşündüm. Madem ben bana bir şehir anlatma ve ekibinin yanına gideceğim. Salvador'a da gideceklerdi onlar. Ben de dedim ki madem bana bir şehir anlatma ve ekibiyle beraber Salvador'a da gideceğiz. Dedim Mayara'yı da göreyim. Bir buluşuruz, görüşürüz falan dedim. Yani dünkü videomla yani bir önceki videomla buraya gelirken biz Mayara'yla sevgili değildik. Hani ayrı bir şekilde ama hani gayet de böyle hani insancıl bir hani arkadaşça bir şekilde hani görüştük dün. İşte buluştuk şu anda da beraberiz. Hani beraberiz derken sevgili anlamında değil hani yan yanayız. Hani geldim gayet de çok güzel karşıladı bizi. Bana bir şeyler anlat baba ekibi işte onların hepsi. Ben burada çok güzel bizim ayarı şu an ağırlıyor. Dün gece geldik girdik. Şu an ne olduğumuz belli değil. Onu söyleyeyim. Yüzük falan vardı. Where is the ring? My ring. On de. De. Yüzüğü hala saklıyormuş. Maya, bu arada bizim işte yüzük taktık falan videosu vardı. Paylaşmıştım o videoyu biliyorsanız. O yüzükleri de Mayar almıştı 6 ay önce. Biz dışarı çıkmıştık. Gezerken falan bir sokak satıcısı geldi bileklik takı satan. Yüzük satıyordu. Mayar oradan 2 tane yüzük aldı. Birini kendine taktı. Diğerini de bana takmıştı. Onun hikayesi de öyle. İşte o yüzüğü Mayar hala saklıyormuş falan duruyormuş. Yani şu an sevgili falan değiliz. Hani gibi gibiyiz. Hani gayet de sıcağız. Hiçbir sorun yok. Gayet de... Beraberiz birbirimizi öpüyoruz, sarılıyoruz falan yani. Beraber gibiyiz ne olacağı belli değil onu söyleyeyim. Hani çünkü ne yapacağım benim belli değil. Mayara'ya teklif ettim biz dedim bana bir şey Rant Baba'yla karavanla geziyoruz. Brezilya turu gel dedim bize katıl. O çok istedi, çok heyecanlandı ben ona mesaj attığım zaman geçen hafta gel dedim beraber gezelim. Olur dedi gelmek isterim ama dedi nasıl geleyim hani bu hostel onun sonuç olarak kendi işi bırakamıyor hosteli ne yapacak hani hosteli kapatacak para nereden kazanacak bu kız. Gelmek istiyorum dedi. Gelemem dedi. Belki dedi bir haftalığına belki gelirim sizle sonra dönerim geri dedi. Ama yine gelebilecek bir kesin değil. Ben ne yapacağım onu bilmiyorum. Bana bir şey Rant Baba ekibiyle devam edecek miyim etmeyecek miyim? Hani burada Salvador'da Mayara'yla tekrar sevgili olup kalacak mıyım burada? Yoksa Mayara'yla tekrar ayrılıp bana bir şey Rant Baba'yla gezmeye mi devam edeceğim? Yoksa bana bir şey Rant Baba'yla Mayara'yla beraber mi gezeceğiz? Hiçbir şey belli değil. Ne olacağı belli değil. Çünkü daha yeni buluştuk zaten. Yani onun için zaman gösterecek bunu arkadaşlar. Hani kısacası yaşanmış olaylar bu son 6 ay içinde. Bu yüzden videolar gelmedi. Hep soruyordunuz ne oldunuz, ne bittiniz, ne yaptınız, ne yapacaksınız. Olay bu arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklamak istedim. Aklıma gelen başka bir şey yok. Mayara'nın en güzel repliği. Hep sürekli ben böyle konuştuğumda anlamıyor ya beni. Bıcı 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 yapıyor bana böyle. Bıcı 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 bıcı. Crazy. Bana hep deli diyor. Loca. Você loca. Muito louco. Diyor ki sen diyor delisin diyor bana hem de çok delisin sen diyor. Delisin, kırıksın sen diyor bana. Grande, big, grande. Reencontro. Mhm, okay. Messi, Mayara. Ya loco loco. İki deli birbirini buldu diyor kısacası. Sen diyor büyük deli, ben de deli, ben de normal değilim diyor. Hani bu şekilde böyle. Hani şu an ne olduğumuz belli değil dediğim gibi. Hani arkadaşça oturuyoruz, hani yine öpüyor, sarılıyoruz birbirimize. Ama hani sevgili değiliz, ayrı değiliz. Hani arada bir şey dediğim gibi zaman gösterecek ne olacağını. Gelecek günlerde göreceğiz. İşte bana bir şey Rant Baba'yla Salvador'dan ayrılıp beraber mi gideceğiz? Ben tek mi onlarla gideceğim yoksa ben onlarla bana bir şey anlat babayla ayrılıp Mayara'yla mı kalacağım? Bunu gelecek gösterecek arkadaşlar. Hani bunu çok merak ediyordunuz. Çok fazla yorumlar, mesajlar geldi. Bunu böyle açıklamak istedim arkadaşlar. Başka merak ettiğiniz bir şeyler varsa aklıma gelmeyen şu an belki unutmuşumdur aklıma gelmeyen bir detay. Hani videonun yorumlarına belirtin arkadaşlar. Zaten bütün yorumlara cevap atıyorum bu şekilde. Final, finish. Bıdı 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 finish. Finish. Hı. Loca. No comprendo nada. Loca. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada kapatıyorum. Sonra yaşadığımız olaylarla gün içinde ne yaptığımız falan onları çekerim arkadaşlar. Günlük vloglar devam ediyor. Burası da bir diğer taraftaki oturma alanı. Burası Mayara'nın oda kısmı. Burası masa kısmı. Ve her zamanki gibi bizim Mustafa abiyle gerçek hala montajdalar. Video yetiştiriyorlar. Bir Mayara'ya baskın yapalım. Ne yapıyor? Montaj yapmıyor musun? Edit yapıyoruz. Edit düzenleme. Türkçe konuşalım lütfen. Düzenleme konu yapalım. Montajda değil zaten hiç başka Türkçesi yere gidiyor. Türkçesi montaj, edit İngilizcesi. Benim kalbim kötü. Ya montaj da zaten orijinal Türkçe değil. Tabii orijinal de Türkçe değil. Ama en Türkçesi montaj. Tabii Türkçe değil o da ama edit daha da yabancı. Neyse. Devam edelim. Bu arada size şu tabloyu bir göstermek istiyorum. Bakın burası işte. Bu gerçek hani hemen bir yan sokaktaki manzara burası. Zaten ben tekrar Salvador adına yeni videolar yapacağım. Salvador'u size tekrar gezdireceğim. Eski videolar da vardı. Tekrar göstereceğim. İşte böyle çok güzel renkli renkli yerler. Yani çok güzel videolar gelecek o anlamda. Bir Mayara'ya bakalım ne yapıyor. Hola! Baskına geldim.
Master Chef. Oo, yemek yaparken yakaladık. Yanındaki kadın da bu host, ben tanımıyorum onu. O beni tanıyormuş da. Burada gönüllü olarak çalışmış, hostelde çalışıyormuş. What are you doing? Pollo? Pollo? Yes, frango. Ha, frango. Pollo es español. Pollo İspanyolca da tavuk demek. Portekizce'de de frango. Ha, frango. Doğru. Portekizcesini unuttum. İspanyolcası aklıma geldi. Burada yemek hazırlıyorduk. Çok güzel tavuk. Kolay gelsin. Master Chef. Vallahi kendisi bayağı bir hamarat bu arada. Gerçekten çok güzel yemekler yapıyor. Ben 6 ay önce bu hosteldeyken 3 öğün çok güzel yemekler hazırlıyordu. Hala da devam ediyor. Bayağı güzel, yetenekli yemek konusunda. Eli lezzetli. Bravo Mayara, bravo. No cocina. İşte kısacası ortamımız bu şekilde arkadaşlar. Size merak ettiğiniz her şeyi anlattım. Mayara'yla ne oldu ne bitti falan filan. Böyle bir yerdeyiz. Bu arada arkası çok güzel değil mi? O çok otantik bir yer burası. Bahia'daki her yer genel olarak bu şekilde bu arada. Çok böyle otantik ve sanat anlamında Brezilya'nın en gelişmiş yeri Bahia. Benim düşüncem net. Bu şekilde ortamımız. Mayara'yla aramız böyle. Mayara'yı size olabildiğince gösterdim ki onunla daha videolar yapacağım burada kaldığım süre içinde. Ki dediğim gibi ne kadar kalacağım, ne yapacağım belli değil ama burada kaldığım süre içinde sürekli Mayara'yla videolar yapacağım beraber. Bana bir şeyler anlat babayla da aynı şekilde. Bu şekilde şimdi dışarı çıkalım falan gibi bir şey dediler az önce Mayara. Mustafa abiyle işte konuşmuş. Hani Mustafa abiye demiş ki Mayara ben sizi bir dışarı çıkıp gezdireyim, etrafta dolaştırayım demiş. Mayara da bir yandan yemek hazırlıyor. Bilmiyorum herhalde yemek yiyip dışarı çıkma ihtimalimiz var. Eğer öyle bir şey olursa dışarıya gezerken de yeni bir video yapacağım. Mayara ve bana bir şeyler anlat baba ekibiyle beraber bir Salvador turu videosu da yapabilirim birazdan. Bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Bu videonun konusu direkt Mayara'yla aramızda olan biten olaylar olarak kalsın. Hani daha uzatmayayım bu videoyu, konusu değişmesin. Diğer yaptıklarımızı başka bir video olarak yapacağım arkadaşlar. Umarım aklınızdaki soru işaretleri bitirmişimdir. Dediğim gibi daha merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorum atın arkadaşlar. Her şeyi cevaplarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü çok konuştum. Manzara hiçbir şey göstermedim. Yani hep konuştum. Beni bu kadar dinlediğiniz için, buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.